Onur Online canım. Demek ki senin için aşk değil yalan imiş. Acırım heder olan. O koskoca yıllara. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Delirdim bu arada. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kariyer videosuyla karşınızdayım. Bayağı bir uzun süre ara verdik. Hatta bugün Ersin'le bir video attım. O videoda dedim ki başında 3 dakika bir açıklama yaptım. O videonun ben gerçekten bizim insanımızı anlamıyorum. Yani bizim insanımızda inanılmaz derecede bir iletişim kopukluğu, iletişim bozukluğu, okuduğunu anlayamama falan filan hepsi var. Çünkü neden? Abi Ersin'e video atıyorum, diyorum ki başında arkadaşlar bakın kariyer videosu falan niçin gelmiyor diyor soruyorsunuz. Ben bir grup açtım. O grupta hepsinin cevabı var. İşte falan filan o grubun linki var diyorum videonun altında. Yorumlara bakıyorum az önce abi kariyer videosu niye gelmiyor diyor. Ondan sonra da diyorum ki lan arkadaş gel de diyorum. Bu Dybala diye okuyorum ya ona abi Dybala diyor Dybala diyorlar. Ama ne bileyim Dybala böyle çok hoşuma gidiyor benim ya Dybala diye okumak. Dybala diyorlar ama bilmiyorum nasıl okuyacağımızı. Neyse nasılsınız arkadaşlar, iyisinizdir inşallah. Uzun zamandır kariyer atamıyoruz. Hala bakın dikkat ediyorsanız söylemiyorum neden olduğunu falan filan. Çünkü diyorum ki orada grup var, gruba bakın, grupta her şey yazıyor zaten niçin atılmadığı falan filan. Ne yapmışız, deplasmanda malum maçı var. Bu malum maçı şey olması lazım, Şampiyonlar Ligi'ne gidip gidememe maçı olması lazım. Öyle hatırlıyorum ama Şampiyonlar Ligi'ne gidip gidememe. Ya dur diyecekler bize ya da biz diyeceğiz ki hadi oradan sen dur ben de duruyorum diyeceğiz. Çubuklu Beşiktaş formasını alırsam eğer karşı rakibe şöyle bir formu verirsem olmuyor. Şöyle ben siyah forma alırsam deplasmana korku bir rüya verebilir miyim, o da olmuyor. Beyazı alayım ona şöyle şunu vereyim, tamam böyle iyi. Evet, mükemmel bir maç ortamı. Dybala, Dybala değil diyorlar, Dybala diyorlar, tamam. Gökhan Töre, Alex Teixeira diyor, 84'lük adamım. Baran, Serdar Aziz, Sağbek falan filan. Bunların tabii ki çoğu yorulmuş. Yorulan futbolcuları değiştirmemiz lazım. Şimdi bir dakika, ben şimdi unuttum, bayağı duramıyorum ya. Unuttuğum için... Pardon. Unuttuğum için kadroya yeniden bakayım bir. Kovman Markovic, tamam. Bu Kedrick'i beğendim. Tamam, Kedrick solda oynuyor diyelim. Razan Markovic de diyelim Gökhan Töre'nin yediği. Bu ikisi birbirinin yediği. Kerim Fıray da orada. Kerim Fıray'ı Castillo'nun yerine başlatalım bu maçta. Kovman'ı da Dybala'nın yerine başlatalım. Çünkü yorulmuş biraz Dybala. Opare'yi de bir Serdar Aziz'in yerine... Serdar Aziz 78. Serdar Aziz'in yerine başlatalım. Çünkü sonuçta atak yiyebiliriz falan. Necip Uysal var orta sahada. Kalecimiz... bir kaleci alacaktık değil mi? Bir kaleci almamız lazım. Şu Zardes, Bailey, Meili bunlardan bir kurtulabilirsek, eğer onları satabilirsek, oradan iyi bir para gelirse iyi olur. Bayağı 5 dakikalık bir maç. Malmö'yle oynayacağız. Bu arada Ersin'le cezalı FIFA maçı attım, videosu attım. Umuyorum ki beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bundan sonra hafta içi eğer çocuklar hasta değilse, ki şu an hasta değiller, İnşallah öyle bir şey olmazsa Allah korusun, kariyer yeniden başlıyor, haberiniz olsun. Yani hızlanıyoruz. Nedenini merak edenler Onur Online grubuna bakabilirler. 1787 kere söylemiştim ama şu an start'ı bilerek basmıyorum çünkü bayağı iyi vuruyorum şu anda. Devam edeceğim bakayım ne olacak diye, bakayım bir vuralım. Ya girdi ama hocam, girdi ya. Yalnız az önce arkadaşlar Amartya ile ilgili bir şey gördüm. Az önce dayanıklılığı gördüm. Dayanıklılık 97 mi ne yazıyordu? Yanlış görmediysem. Yani eğer harbiden 97'lik dayanıklılığı varsa bu adamın. Of. Ne vuruyorum be? Bakayım şu puan, merak ettim. Dur şunu merak ettim. Bu ne ya? G gibi kalmışım sonlarda. Neyse hadi. Evet. Şampiyonlar Ligi öğrenim maçı. Stad Municipal. Municipal. Municipal stadının herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş bu sene var mı yoksa yok mu? Yoksa var mı yoksa yok mu? Bakalım ne olacak? İsmail Köloş presini yapıyor. Alacak mı alamayacak mı? Klasik karı gibi başladılar. Karı gibi hemen paslaşmaya başladılar. Nereye gideceğim bakayım durdum. Uzun zamandır oynamıyor o para. Uzun zamandır oynamıyor. Form eksikliği var mı? Bakacağız şimdi, alacağız. Gel lan buraya gel. Hayır sakın ha. Ya bu saçmalık. Hayır. Aman oğlum ne yapıyorsun?
İlk dakikalarda tehlikeli geldi Malmö. Şimdi müthiş bir baskı kontrol önüne. Gökhan uzun bir top. Yürü oğlum Koman. Koman Asiktirovic. Orada bir top vardı ama alamadı Koman. Şimdi uzun bir top. Martinez koşuyor. Orada arka hareketler yaptılar. Martinez asıldı. Şimdi gidiyor. Orada geliyor. Şimdi unuttum adamını. Araya atarsa tehlikeli olabilir. Ama orada Martin Niniyes. Asiktir ne yapıyorsun Martin? Orta sahayı geçirmemeye çalıştılar bize. Gerçekten Malmö'yü biraz hafife aldık sanki ama iyi bir takımmış. Şimdi oynadı. Harika. Yürü oğlum. Harikasın Gökhan. Gökhan orada pres var. İkili pres de biz yapıyoruz. Çıkarmamaya çalışıyoruz. Martinez'le ama Malmö gerçekten iyi çalışmış bugün. Ya piçe bak. Oha. Kardeş gol atıyorsan ben çekileyim. Oha. Oha. Oğlum manyak mısınız? Kardeş sen Malmö'sün, Real Madrid'sin kardeşim. Hayır ben de. İnanılmaz tehlikeli ataklar Malmö'den. Gerçekten ben hafife almışım bu Malmö'yü. Ya ben bunu dedim hani 5'lerin falan filan dedim ya, bunlar nasıl oluyor lan? Oha neyse. Amartey. Varan. İlk defa ileri doğuştuk. Şimdi Oğuzhan'dan Kerim Fıray'a. Biliyorsunuz Kerim Fıray'ın yeteneğini. Kerim Fıray. Harika sınırdı. Kerim Fıray. Kerim. Son çizgi. Kerim. Son çizgi. Şimdi vur oğlum. Kerim. Olmadı. Ben böyle aşkın. Neyse. Bir şey yok oğlum. Bir şey yok. Sakin olsaydı tamam. İtiraz yok. Hocayla didişmiyorsunuz. Ne dedim ben size maçtan önce? No hocayla didişme. No hocayla didişme. Hocayla didişme no. Çok güzel oğlum. Yürü oğlum Alex Teixeira. Alex Teixeira aldı baktı. Amartya'ya gönderdi. Amartya'dan şimdi Martinez'e. Martinez'e Gökhan Töre'ye doğru. Gökhan Töre'ye. Baktığa kaçınlandı. Harika bir çalımda sınırdı. Gökhan Töre'ye doğru. Penaltı! Hakem Yusuf İncebal müthiş bir şekilde yakaladı orada. Elini cebine götürüyor. Hocam bu sarı kart mı şimdi? Ya yakışmadı hocam sana. Harbiden sana yakışmadı. Senin gibi centilmen. Senin gibi yani demiyorum ben bir şey demiyorum. Yalnız Gökhan burada bakın ayağını aldı darbeyi hop tak ananı avradı. Abi neden dudağın mor? Evet. Teixeira geldi. Teixeira akule vuruşunu vurdu, gol oldu. Ale Teixeira. Nerede? Kamera nerede? Çek beni. Kerim ne yapıyorsun? Çek şeyini şeyinden. Beşiktaş taraftarları. Az sayıda Beşiktaş taraftarları. Malmö'nün stadında 1-0'lık üstünlüğü kurtluyor. Alex Teixeira. Dakika 31 gerçekten. Mükemmel bir dakikada gerçekten topu ağları göndermiş. Pas. Aman. Abi Varan ya. Sakin ol şampiyon. Güzel. Çok iyi. Teixeira. Oyunda şimdi. Müthiş. Şimdi casas işte. Alex Teixeira döndü. Müthiş bir şut kaleci. Ne oldu lan adam durdu. Pres. Çıkarmayın. Ya çıkarma şunu be. Hadi. Araya bir pas atıldı ama Varan gerçekten çok tecrübeli. Gerçekten. Şimdi Martinez koşuyor. Berget'in peşinden. Berget ortayı yaptı. Varan tehlikeli. Yapma Varan. Şimdi Gökhan Töre'nin önüne uzun bir top. Gökhan Töre hızına güveniyor. Orada bir müdahale var Gökhan Töre'nin topuna. Ve ilk yarının son düdüğü çalıyor. 1-0 üstünlüğümüz var ilk yarıda. Ve de evet görüyorsunuz. Taraftarlarımız gerçekten çok nacizane destekleme gelmişler. Olay çıkartmıyorlar. Sahaya giren, götünü açan hiçbiri bunların yok. Gerçekten güzel bir atmosfer ve burada 1-0. Şurada 2-0 yakalarsak Vodafone Arena'ya bir şov havasında, bir futbol şovunun havasında çıkabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi uzun bir top aldı, oynadı. Ortada kim var? Koman!
Kaleci. Amartya şimdi oraya doğru geliyor. Ama orada hızlı çıkmaya çalışıyor. Ayağını kırmaya çalışıyor. Harika bir müdahale. Amartya aldı şimdi. Varan attı. Varan arkadaşlarını da almak. İsmail Köbüş'ün attı. İsmail Köbüş tekrar Varan atı bir çekme. Varan attı. İnanamıyorum. Varan'ı top atabildi İsmail Köbüş'ü. Şimdi Oğuzhan. Oğuzhan geri çekti. Oğuzhan kaleci kaç kaça. Oğuzhan dışarı. Alek Tekşer ya. Alek Tekşer ya. Muhittin Alex Tekşehir'e bakın. Hareketleri görüyor musun? Kartala böyle yapıyor. Gösteriyor. Arne'yi gösteriyor. Amartya orada. Görüyorsunuz böyle hareketler yapıyor. Ne yaptı beni? Malmö futbolcular burada. Şaşkın. Oğuzhan müthiş sırıldı bakın. Geldi. Alex bunu atar mısın dedi. Aldı Alex'e. Alex de ölüm vuruşunu gönderdi. Zaten Alex'in görüyorsunuz forması biraz şey olmuş. Oha Kerim Fıray atmış lan. Bir saattir Alex Tekşehir'i de seviniyorum. Kerim Fıray gol atmış. Neyse olsun. Martinez. Şimdi araya Alek Teşer önünde. Alek Teşer ya. Hızına güveniyorum. Güveniyorum. Alek Teşer ya. Oradan da sırıldı. Allah. Abi bu Alek Teşer ya nedir ya? Bu nedir ya? Ya Varan. Varan. Hocam. O, hocam. İşte bana bak. Şşş. Akıllı ol he. Çok güzel. Sakin. Sakin. Sakin ol. Koman yerine Dybala, Kerim Fırın yerine Kedric, Gökhan Töre'nin yerine Markovic koyacağım. Üçünü de değiştireceğim. İleri üçlüyü yeniledim arkadaşlar. Çok güzel oldu Amartya be. Harikasın be. Şimdi oynuyorum Gökhan Töre'nin önünde. Gökhan Töre'nin önünde kimse duramaz. Yürü oğlum Gökhan Töre. Yürü koçum Gökhan Töre. Arka direğe doğru bir orta. Vur kafayı. Ama orada daha önce. Şimdi olsam ölüm vuruşu mu? Güzel. Aferin be oğlum be. Aferin be oğlum be. Amartey. Amartey. Oynadı. Şimdi araya. Lan oğlum ona değil lan. Ona değil Allah kahretsin ya. Aşağıda Gökhan Töre var ya. Güzel. Alek Teixeira ya. Müthiş aldı. Alek Teixeira ya. Şimdi oynadı. Kedric'in önüne. Kedric gole gidiyor. Kedric. Aldı döndü. Kedric. Ne yapıyorsun lan yanlış yaptım. Kedric. Arka direğe doğru. Dybala. Kaleci. İçeride olması lazım. Hakem bakıyor gözler hakem be. Hakem oynayın dedi. Sakın öyle bir şey sorayım demeyin bana. Çünkü neden diyeceksiniz. Nasıl ki oruçlu değilken ne soruyorsunuz diyorsam aynısını şimdi söyleyeyim abi yani. Yürü oğlum. Yürü Dybala. Yürü Dybala. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Benim hatam benim. Benim hatam. Hadi be geliyor 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 çok tehlikeli. Uzun bir top. Hızlı çık Dybala'ya. Dybala'ya. Yürü oğlum Dybala. Hadi be. Varan vurursun. Ya oğlum oraya değil oğlum. Nasıl pas atıyorsun ya? Vay arkadaş ya. Hocam bir şey yok hocam ya. Hocam ya bir şey yok ya. Oğlum ne işiniz var barajda? Çıksanıza barajdan. Manyak mısınız? Çok güzel oğlum. Haydi oğlum Markovic be. Yürü oğlum be. Yürü oğlum Markovic be. Yürü oğlum Markovic be. Lazar Markovic be. Yürü oğlum fırtınanın kızı. Vur. Hadi be ulan makara yapayım dedim Allah kahretsin. Dybala. Dybala. Kedric'in önüne oynadı. Kedric şimdi. Kedric gidiyor kanattan. Kedric. Aldı rakibini karşısına. Kedric. Oynadı araya şimdi. Şimdi orada aldı. Müthiş bir hareketle dışarı sildi. Şimdi Lazar Markovic. Oynadı. Amartya vuracak mı vurmadı. Aşağı doğru baktı. Alek Teixeira. Alek Teixeira. İnanılmaz son anda bir kafa müdahalesi. Gerçekten mükemmel oynuyor Beşiktaş bakın. Şimdi basınçlara kullanacağız. Kullandım. Kim orada bakayım Alek Teixeira mı? Alek Teixeira'dan harika bir hareket mi? Yapamadı. İstediğim hareketi yapamadım ama olsun yine de. Yine de deplasmanda Beşiktaş 2-0 kazanıyor ve Vodafone'un yani İstanbul'a çok mükemmel bir skorla dönüyoruz. Kalemizde gol görmedik ve 2 gol attık Malmö'ye. Çok rahatız. Güzel bir maç oldu ve 2-0 gibi net bir skorla kazanmayı bildik. İnşallah bunu devamlı getireceğiz. Umuyorum ki daha da iyi bir galibiyetle. Evet ilk maçımızı Beşiktaş kazanmıştık. Tamam Amartey oyuncu gelişimi diyor. Burada Veysel Sapan'ı eklediyorlar ve doğru söylüyorlar. Ben bu Veysel'i niye eklemiyorum? Veysel Sapan'ı. Yani şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Acaba şimdi bir yandan diyorum ki Veysel'le oynamasam mı? Çünkü niye? Yok ya Veysel abi Veysel. Veysel abi ne olursa olsun. Birebir kalecilik. Duran toplar. Birebir kalecilik.
Veysel'i geliştirdim, geliştirdiğimiz kadar. Dybala'yı geliştirdim. Şutunu geliştirdim. Evet, tamam. Ondan sonra orta sahadan Amartya'yı geliştirdim her zaman. Savunma diyelim. Ayak müdahale. Tamam. Ondan sonra başlık bir geliştirelim. Gökhan Töre'yi geliştirelim. Gökhan Töre'de biraz şutunu nokta atışı. Bunu da geliştirelim. Ve de bir de stoperlerden Varan'ı geliştirelim. Daha da iyi olur. Ya zaten Varan zaten iyi olur da yine. Yok ya, o zaman Varan'ı geliştirmeyelim. Stoperlerden başkasını geliştireceğim. Bir dakika dur. Kim halledebilirdi buradan? Kanattan Lazar Markovic olabilir. Çünkü 23 yaşında ve aynen Lazar Markovic yapalım. Biraz pas çalışsın ya da şut çalışsın. Nokta atışı. Tamam. Biraz daha Lazar Markovic çalışsın bakalım. Amartya'ya baksana abi, ağ almış. Bu arada arkadaşlar, size bir video çekerken o kadar zorlanıyorum ki inanamazsınız. Ev çok sıcak ve ben de şu anda yanıyorum. Ve de sizler daha iyi bir görüntüye sahip olun diye camları da kapalı ve panjurları kapalı. Eğer öbür türlü panjurları açarsak ve camı açarsak da biraz sıkıntı oluyor. Ne diyor? Sergi Agüero sözleşme reddedildi. He, sağ tarafa. He, sağ tarafa. Burası Antalya tarafından transfer edildi. Tamam. Veysel'e tamam, Veysel'e halletmişiz. Carvalho kabul etmiş. Tamam, Carvalho kabul ettiyse Carvalho'yu alalım. 25 yaşında. Teklifi kabul ediyoruz. Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar, Ricardo Carvalho da artık bir Beşiktaş oyuncusu oldu. İspanya için 12 oyuncu buldum falan filan diyorsun da artık ben artık bu saatten sonra oyuncu istemiyorum. Çünkü ben yani inanılmaz bir kadro kurdum. 32 milyon dolar karşısında Ricardo Carvalho, Ricardo mu lan, sallıyorum bu arada da, Carvalho'yla transfer ettik. Transfer teklifi gelmiş Ramon Motta için hemen bir transfer teklifi. Ve kaç yaşında? 29. Hayır, reddediyorum. Çünkü niye reddediyorum? Zaten bu saatten sonra buradan gelecek para benim bir hayrıma gelmeyecek ama milli takımımızın son günler diyor. Ne diyor? Tamam, olur. Hangi bir oyuncu da diyor işte falan filan bir şey söylüyor. Evet, şimdi lig maçına geçeceğiz. Lig maçında Gençlerbirliği ile oynuyoruz ve iç sahada oynuyoruz. Hemen kadromuzu yapalım. Oo, bu kötü olmuş Alex Teixeira'nın bir kırmızı kart olması. Kim oynayacak burada? Burada Oğuzhan'ı oynatırım o zaman. Bir dakika, şöyle bir yedeklere bakayım da bir dakika. Josue var. Şimdi Carvalho ile önce bir sağ alalım abi şuraya. Tamam mı? Tamamdır. Serdar Aziz. Tamam, bu birike burada oynasın. Martinez burada kalsın. Plata. Burada cam oynayabilecek bir bu çocuk var. Onun dışında cam oynayabilecek çok da bir futbolcu yok burada. Cam oynayabilecek. Nasıl yaparız? Şöyle bir şey olabilir. Yok. Orta sahaya Necip Uysal'ı koyarım. Şöyle. Şöyle bir kadro yapabilirim. Yedeklerde böyle kalsın şimdilik. Kimi oyuna sokarsa maçı kurtarabilir. En fazla 74'lük bu. Tamam, çünkü ben oynamayacağım. Değiştirdi. Evet. Oynamayacağım. Simülate edeceğim maçı. Çünkü eğer oynarsak falan filan ligi bitirmemiz zor olur arkadaşlar. Çoğu maçı, kendi sahamızdaki maçı simülate edeceğiz. Antalya Spor'a şimdi gençlerine karşı oynuyoruz şu anda. Ve 20 Ağustos gerçekten biraz sıcak olduğu bir havada. Oğuzhan ilk dakikalarda sarı kartı gördü ve dakika 8'de İsmail Köybeş'in golüyle Beşiktaş 1-0'a geçti. Dakikalar bilmeyi gösterirken Beşiktaş atakları sağdan soldan öyle bir baskı altına aldık ki Varan yalnız bu arada yine bir kontra atak ve Varan'ın görmüş olduğu sarı kartla Beşiktaş gerçekten iyi oynuyor. Yalnız sert oynuyor çünkü bu sene zaten Beşiktaş'ın sert futbolunu konuşacağımızı söylemiştik. Sert futbol. Dybala ikinci golünü attı bu arada ve 3-0 gibi net bir skorla Beşiktaş şu anda kendi evinde önde ve çok net bir skorla, 3-0 gibi net bir skorla Beşiktaş bu maçı kazanıyor. Eğer Alex Teixeira da olsaydı maçta ben çok 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 farklı olacağını düşünüyordum. Evet, şimdi bu futbolcuları oynattığımız için bu saçma sapan oyun sisteminde 2 gün sonra biliyorsunuz ki Malmö'yle oynuyoruz yani şu anda. Transfer teklifi. Kim? Evrim Taşkı. Evrim Taşkı kim oğlum? 1 milyon bir adam. Oha! Can pozisyonunda adam aslında.
Aslında lan Allah kahretsin. Kariyer devam edecek olsam var ya bu çocuğu geliştirdim ben. Çünkü çocuğun yaşı reddet. Çocuğun yaşı kaç lan? Nerede bunun yaşı? 20 yaşında ve 70 olabilir. Yani bu çocuğu geliştirdim ben. Evrim Taşkaya. Ya bana hala bu diyor ki oyuncu buldum falan filan diyor. Tamam, İç sahada malum maçı var. Tamam, İç sahada oynayacağız. İlk maçı 2-0 kazanmıştık zaten biliyorsunuz. Bu maçta bizim için farklı olacağını düşünmüyorum. Ama böyle maçları ne olur ne olmaz diye her zaman kendim oynamam lazım. Çünkü bu maçın telafisi yok. Yani burada bir maçı kaybettiğiniz anda bir daha o maç geri geleceğini zannetmiyorum kolay kolay. Recep Bursa'nın yanında Teixeira'yı koyuyoruz. Futbolcularımız yorulmuş aslında biraz. Bakın görüyorsunuz futbolcular yorulmuş. Ancak yine de şu Cavani'yle hiç oynamadığım için Cavani'yle oynamak istiyorum. Kedrick'i koyacağım şuraya. Kedrick oynasın. Oynatmadığım futbolcuları biraz rotasyon yapayım biraz. Rotasyon yapacağım. Gökhan Töre'nin yerine Marković koysam. Gel Marković geçen maç oynadı mı? Yok oynamadı. Gökhan Töre'nin yerine Marković koyalım. Oğuzhan Amartey. İsmail Köybaş'ın yerine de Ramon Mota'yı koyalım. O da biraz oynasın. Şu bir tane devrim mi evrim mi ne vardı? Bu muydu? Üçüncü de şöyle yediye alalım da. Alex Teixeira'nın yerine onu da oynatacağız çünkü daha sonraki dakikalarda. Daha sonraki dakikalarda 65'miş Veseli'nin gücü 70 falan olsa 69 65 çok az ya. Veseli'nin gücü gerçekten çok azmış yani. Yani şu Veseli'nin gücü biraz böyle şey olsaymış. Oha lan ne güzel. Oğlum niye vuruyor mu ya? Allah Allah. Düz mü vuracağım acaba bakayım ya. Oğlum bu ne ya hiçbir gol olmuyor. He, sağ sol yapmayacakmışım ya düz vuracakmışım. Neyse. Çok dönem değil. Evet. İstanbul'da bakın harika bir futbol asma böyle Şampiyonlar Ligi'ne uygun. Oğlum bu bizim stat mı? Ne biçim stat lan bu? Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir stat ve ilk maçta oynamayan uzun saçlı bir adam var şu anda. Kim olduğunu bilmiyorum. Ve Malmö maça başladı. Uzun bir topla çıkmaya çalışıyorlar şu anda. Geldi Amartey için gerçekten kolay bir top. Şimdi Kavalyal uzun bir dönemden sonra uzun transfer görüşmelerinden sonra Beşiktaş'ın renklerine kattığı futbolcu. Şimdi orada aldı Lazar Markovic. Lazar öyle bir sıyrıldı ki Lazar. Lazar öyle bir sıyrıldı ki. Hakeme bakıyorum hakem. Faul vermedi. Anca orada Dybala. Dybala kaleye baktı. Dybala. Kötü vuruş. Amartey'den şimdi Teixeira'ya. Teixeira'dan Lazar Markovic'e. Lazar Markovic sürünmeye çalışıyor. Lazar Markovic sırıldı da. Lazar Markovic öyle bir gidiyor ki yan hakem daha hızlı koşuyor Lazar Markovic'den. Lazar Markovic arka direğe doğru orta yaptı. Bir kafa gelecek. Ama daha önce defans var. Beşiktaş gelmeye başladı. Oğlum bu arada çok saçma bir şey oldu. Yan hakem benden daha hızlı koşuyor. Oha be. Hocam yalnız bunlar agresif bir tutum içerisinde. Yani ben bunları aklına alırım söyleyeyim yani şimdi de. Ah! Ben şimdiden söyleyeyim de ayak öyle kırılmaz böyle kırılır yani he adam ol. Adam olacaksınız he. Sertlik diyorsanız kralını Beşiktaş yapar oğlum hocam. Hocam yani buraya ayak kırmaya gelmişler ya. Geliyorlar şimdi uzun saçlı. Aldı Amartey vücudu koymaya çalışıyor son çizgi orada ama Motta uzun olsakmış gerçi uzun zamandır oynamıyor ama yine de hazır olması iyidir. Veysel şimdi paslaşarak kullanacak. Varan oyna oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum Lazar. Ona. Şimdi Alex Teixeira'nın önüne. Teixeira'ya. Baktı Dybala'ya. Dybala ve gol. Dybala. Dybala attı bakın. Gerçekten mükemmel bir organize. Dybala'ya Alex Teixeira öyle bir pas verdi ki. Hani bunu da artık atamazsan ben sana bir şey demiyorum dedi. Paulo Dybala 1-0 öndeyiz. İstanbul'da gerçi bu maçın böyle olacağını bekliyorduk. Bu şekilde biçeni bekliyorduk ama bu kadar erken golün gelmesi bir yandan bizi gerçekten sevindirdi. Çünkü Beşiktaş'ımız hadi be. Aldı şimdi. Şimdi bir pas. Lazar Markovic gidiyor orada Belgit'in yanına. Belgit'in yanına gitti Lazar aldı. Abi sadece ayağımı kırmak için oynuyor rakip ama gerçekten bu rakibin boyunlarına kalmamam lazım. Kavaryer aldı. Müthiş bir pas. Serdar Aziz şimdi arkadaşlarının dağına baktı. Uzun bir top attı Kedri'ye. Kedrik maçın başından beri orada top alamıyor. Oo, tehlikeli. Tehlikeli. Allah'tan orada Veysel. Veysel Allah'tan orada.
Bekliyor topu. Beklemiyor olsaydı dediğim anda şimdi aldı eleştirir ya. Dybala'nın önüne. Dybala sırlayabilecek mi? Dybala Lazar Markovic arıyor gözleri. Dybala baktı. Bir daha baktı. Lazar'ın önüne. Harika bir pas attı. Lazar Markovic arka direğinden orta. Vur kafayı kaleci taranda. İkinci pozisyon. Aldı. Kedrick. Ne yapıyorsun Kedrick? Manyak mısın? Kedrick harika hareketler. Kedrick vuracak. Kedrick ne yapıyorsun Kedrick? Oyna şimdi eleştirir mi orada? Eleştirir ya. Harika bir hareket yapıyor bakın. Müthiş hareketler yapıyor eleştirir ya. Oynadı tek pasa. Oğuzhan aldı. Kim var orada bilmiyorum. Şimdi Oğuzhan. Amartey. Amartey kaleye baktı. Vuracak mı? Orada Amartey'in ayağını kırmaya çalışıyorlar ama hakem vermiyor. Beşiktaş gerçekten ilginç şeyler yapıyor. Şimdi oynadı Kedrick'in önüne. Kedrick orta sahada baktı. Açtı ortayı. Lazar Markovic. Dybala orada delirmiş gibi ben vuracağım diye gelince olsun yine taş verilmiş. La 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 la. Amartey baktı kaleye. Bir tane de ben vuracağım dedi. Oha çok iyi şut. Çok iyi şut. Kedrick orada. Kedrick'in piresi var. Malmö biraz bir an olsun nefes almaya çalışıyor ama Beşiktaş buna izin vermiyor. Beşiktaş Malmö'nün nefes almasına izin vermiyor. Şimdi arka direğe doğru. Şimdi içeri doğru bakıyorum. İçeride kim var? Araya gönderdi. Müthiş. Oynadı. Oğuzhan. Oh! Oha gol olmadı. Orta geldi arka direğe doğru Veysel. Ve ilk yarının son düdüğünü çaldı. Hakem Necdet Mustafa Valencia. İlk yarıyı bitiriyor. Toplamda 3-0 üstünlüğümüz var. Artık bu saatten sonra maçın dönmesi imkansız. Ve Beşiktaş artık biraz da makaraya bağladı diyebiliriz olayı. Türbünler görüyorsunuz şu anda. Başladılar biraz bağırmaya. Beşiktaş'sın sen. Bizim canımız. Kedrick. Ramamotta. Pardon hocam. Pardon. Ne var lan? Pardon diyoruz oğlum. Hocam. Ne? Fuck you. Fuck. Fuck off. Oha nasıl yükseldi ya? Dybala. Dybala. Aldı elektrişe. Oo hocam yemin ediyorum bunlar ayak kırmaya gelmiş hocam. Bir pas şimdi kaleciye kaç kaç. Veysel. Veysel gidiyor. Offside olması lazım ama. Offside yok. Offside yok diyor hakem. Rahat diyor. Oyna diyor. Bir de bir hata daha Varandan. Varandan şimdi oynadı. Attı pasını. Bir orada paslaşma. Üstelik bu gol. Biraz şımardık sanki. Biraz şımardık sanki. Yapma be. Yapma be. Lovici. Lovici tehlikeli gülüyor. Serdar Aziz. Çekirlendir önümden. Adam oldu Serdar Aziz. Şimdi uzun bir top Lazar Markovic'e. Lazar Markovic kafayla indirebilecek mi? Aferin çok güzel indirdim. Aferin Lazar. 62. dakikadayız. Hemen futbolcularımızı biraz dinlendirelim. Dybala'nın yerine Koeman, Alex Teixeira'nın yerine Taşkaya ve Markovic'in yerine de Zardes. Uzun zamandır oynamıyordu Zardes. Zardes'e forma şansı verelim. Yazık garibim. O da sevinsin biraz. O da oynasın. Cedric. Abi. Neyse oyuncu değiştirir olsun ya. Abi Cedric öyle bir sıyrıldı ki. Hani. Yürü oğlum bana. Veysel. Oha Veysel'in önüne sekti. Zardes. Zardes defansına kadar geldi. Defansına kadar geldi Mette. Şimdi aldı Carvalhal. Carvalhal orada bir hatada Carvalhal'den. Şimdi orada geldi Amartey. Bir hatada onlar yaptı. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor Taşkaya. Taşkaya. Taşkaya bakıyor arkadaşlarına dağılma. Abi yanımdan çekil diyor. Oynadı şimdi Amartey'e. Amartey tekrar Taşkaya'ya. Taşkaya tek topu attı topu. Atabildi mi atladı bilmiyorum. Aldı şimdi Kavale. Kavale Zardes öne doğru. Zardes. Hızına güveniyor Zardes. Hızına güveniyor. Pısına da güveniyor Zardes. Orada harika hareketler var Zardes'in ama. Müdahale var topuna. Orada bir inanılmaz hareketler oluyor orada. Artık yeter diyoruz buraya kadar ya. Ben de be. Koçum Serdar Aziz be. Oğlum ne müdahale yaptı lan Serdar Aziz? İzin vermeyin. İzin vermeyin. Heh. Ya. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Abi. Yürü be. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum Amartey. Vur lan Amartey. Oooo!
müthişti gol. Amartey yalnız harbiden mükemmel vurdu be. Son ayakta be. Aferin bunu Amartey be. Bak. Bak Kedris. Kedris aldı böyle Amartey. Amartey vuracak mısın? Evet çekilin. Allah'ın göt. Akula. Yes. Yes. Ülke puanı için kazanmamız lazım. Ülke puanı için kazanmamız lazım. Fenerbahçe ile el ele Şampiyonlar Ligi'nin oynayacağı... Fenerbahçe değil lan, Galatasaray şampiyon olmadı mı? Galatasaray oldu değil mi? Galatasaray ile el ele Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. İkimiz de inşallah Şampiyonlar Ligi'nde güzel başarılar alırız. Şimdi Kedrik öyle olmaz, böyle olur. Öyle olmaz. Kalk lan. Kalk. Ne oldu? Ne var hocam? Kırmızı mı? Adamsın. Adamsın, kırmızı. Hak ettim. Hak ettim hocam ben. Hocam ben hak ettim, özür diliyorum. Saçma sapan bir orta. Ne koydum seni? And the time to be added on here is a minimum of 3 minutes. Orta. Veso. Zardes defans oynuyor. Zardes defans oynuyor ama uçuyor Zardes, uçuyor. Zardes. Harika sırdı. Zardes ondan da sırdı. Zardes vur artık. Oh, siktir. Ama olsun, mükemmel getirdi ama, mükemmel getirdi. Yes. Yes. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde. İnşallah. İnşallah öyledir. İnşallah bir tane daha rakip gelmez. İnşallah bir rakip daha gelmez. Şimdi bakacağım zaten. Tamam, birilerini yenmiş. Şampiyonlar Ligi'nde olmam lazım hocam. Kaç tane önlerim hocam? Ayıptır ya. Yani biz de sonuçta geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde bir sürü puan aldık yani hocam. Yakışmıyor. Evet. Geç buraya. Geç. Ne olmuş? CSKA Moskova. Olympiakos falan filan. 2 maçta şu an lideriz. 2'de 2 yapan kimse yok. Oyuncu gelişimine bakıp hemen aynısını bir daha yapıyoruz. Timini simüle ediyoruz. Antrenmanlarımızı yaptırtıyoruz. Futbolcularımızın antrenmanına. Evet. Kalecilik falan filan. Vesaire. Tamam. Pozisyonlarına. Eyvallah. Her şey tamam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Her şeyi yaptık. Konya maçı var. Anca şuna bakmam lazım. Nerede? Takvim. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde bir daha maç ne zaman? Grup aşaması, tamam. Grup aşaması. O zaman öyle bir gruba düşmüşüz ki arkadaşlar. Hani ben daha önce böyle bir grup görmedim galiba. Bayern Münih, Atletico Madrid ve başka ne var? Ve Anderlecht. Yani bizi öyle bir gruba atmış ki oyun. Hani buradan nasıl çıkamazsınız der gibi. Yani şu an gerçekten uyuz oldum. Ne diyor? İşte 2 milyon almışım falan filan, bir şey olmuş falan. Evet arkadaşlar, şu anda üzüldüm yani, çünkü öyle bir gruba düşmüşüz ki vallahi ölüm grubu. Ama yani sonuçta biliyorsunuz biz Beşiktaş'ız. Kimseden korkmayız. Onlar bizden korkacak. Hiç olmadı onur onların yerde sular. Kimseden korkmayacağımızı şimdiden söylemek isterim sizlere. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu bölüm benimle beraber geçirdiğiniz için. Umuyorum ki keyifli vakitler geçirebilmişsinizdir. Umuyorum ki sizleri eğlendirebilmişizdir arkadaşlar. Abi dudağında rujum var derseniz, hayır, dudağımda ruj yok. Mikrofon var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umuyorum ki beğenmişsinizdir video. Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.